Dualar Hazinesi kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kötü birine bir iyilik yaparsak ne olur veya hak etmeyen bir insana iyilik yaptığımızda ne yapmamız gerekir, hangi hususlara dikkat etmemiz gerekir, bu konuyla ilgili kısaca bilgiler vereceğim. Kötü birine iyilik yapıldığında iyilik eden iyilik görür. Ancak kötü kimseye iyilik eden ondan kötülük görür. Çünkü onun tabiatı öyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilik yaptığınız kişinin şerrinden sakınınız buyuruyor. Bu hadis-i şerifte herkese değil kötü insanlara yapılan iyilikten bahsediliyor. Kötü bir insana iyilik yaparsanız her an ondan sakının, korkun demektir. Cibilliyeti, karakteri bozuksa, dünya sevgisi, para düşkünlüğü varsa ona yaptığımız her iyiliğin sonunda çok sıkıntı çekeriz. Yoksa adam iyi ise ona iyilik yapmakta mahsur olmaz. Hatta çok iyi olur. Ama adamın cibilliyeti, karakteri bozuksa, mecbur kalarak ona bir iyilik yapmışsak, ondan gelebilecek zararlardan kendimizi korumalıyız. Layık olmayan kişilere yaptığımız iyilikten, verdiğimiz emekten dolayı çok sıkıntı çekeriz. Layık olup olmamak, işin içine menfaat girdiği zaman ortaya çıkar. Kendi menfaatini üstün tutan, dinimize hizmet etmeye layık değildir. Çünkü hizmet, menfaat beklemek için değil, birilerine menfaati dokunmak için olur. Ashab-ı kiram, kendi menfaatini düşünmek şöyle dursun, canlarını, mallarını feda ettiler ve bir daha geri dönmemek üzere bütün dünyaya yayıldılar. Kur'an-ı Kerim'de mealen herkes kendine uygun olan işi yapar buyuruluyor. Kıymetli dostlar, bu videoda biraz bu konuyla ilgili kısaca bilgiler verdik. Bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Muhakkak yorum kısmına düşüncelerinizi bekliyoruz. Ayrıca bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.